Denizli Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK destekli Ege bölgesinin ilk ve tek bilim merkezini kuruyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı desteğiyle Ege bölgesinin ilk ve tek bilim merkezini kuruyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında yürütülen 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı'na başvurarak bünyesinde 100 kişilik planetaryumda bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir bilim merkezi kurulması için çalışma başlatmıştı. Projenin kabul edilmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında Denizli Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandalla davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projeyle birlikte Denizli'ye bir bilim merkezi kazandıracaklarını belirtti. TÜBİTAK'la işbirliği yapmanın çok önemli olduğunu kaydetti. Bugün atacağımız imzayla birlikte Denizli'mize inşallah bilim merkezi kazandırmış olacağız. Bu bilim merkezi inşallah başta gençlerimize, çocuklarımıza ve denizde yaşayan herkese farklı bir şekilde ulaşacak, temel oluşturacak. İnşallah katkılarımızla, gayretimizle bilim merkezinde denizimiz kavuşmuş olacak. Ben öncelikle denizimize vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bakanımız Mustafa Burak Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu işbirliği protokolümüzü, sözleşmemizi yaparak en kısa zamanda Allah burayı aşmaya, hizmet etmeye bize nasip etsin. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandalsa, sözleşmesini imzaladıkları Denizli Bilim Merkezi'nin Ege'nin ilk bilim merkezi olacağını söyledi. Başkan Zolan'la yürüttükleri sürecin önemli bir aşamasına geldiklerini anlattı. Ülkemizin kısa vadede 2023 yılında, daha orta ve uzun vade olarak 2050-2071 yılların noktasında önemli hedefleri var. Hem bölgesel hem de küresel lider olma boyutunda. Bunların olabilmesinin en önemli bileşeni insan kaynağı. Çünkü artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan ve bunu da sadece bilinen teknolojilerle değil, yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapacak. Bunun içinde olmazsa olmaz en önemli bizim elimizdeki kıymetli varlığımız insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız. Bilim merkezi dediğimiz sadece bir müze gibi sergi seyredilen, gezilen bir yer değil. Öğrencilerimizin direkt etkileşimli bir şekilde kendilerini daha iyi tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için bir araç. Bir imkan, bir mekan. Ve bizim hedefimiz tümüyle birlikte inşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Nisan ayında burayı tamamen bitmiş olarak açabilmek. Burada 1800 metrekare bir sergi alanımız, bir 600 metrekare kadar da atölyelerimiz var. Tabii ki bunun tümünün bitmesini Nisan 2023 için planlıyoruz başkanımızla birlikte. Ama aynı zamanda tabii ki gençlerimizi biz hızlı bir şekilde de burada bulunmalarını da istiyoruz. Bu doğrultuda da yine bugün kendileriyle de konuştuk. İnşallah biz de kendimizi çok daha biraz hızlı bir şekilde çalışacağız. Ve bu başlayacak olan inşallah eğitim öğretim yılında yani 2021-2022 eğitim öğretim yılında yani 2021 yılında inşallah Ekim ayında 6 tane atölyemizi inşallah açmış olacağız. Yani dolayısıyla 2023 yılında bunun tümünün bitirilmesi hedeflenirken bu Ekim ayından itibaren de öğrencilerimiz burada tasarım atölyesi, robotik kodlama atölyesi, temel bilimler atölyesi, havacılık, uzay ve şu an üzerinde çalıştığımız bir iki atölye daha olmak üzere 6 tane atölyede çalışmalara başlayacaklar. Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. Başkan Zolan ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Mandal bir süre tesisi inceleyerek planetaryumda eğitici videolar izledi.